çok şeker. Aslanım neler çeker. O zalimin elinden mazlumum neler çeker. Amanın imanın çok şeker. Aslanım neler çeker. O zalimin elinden mazlumum neler çeker. Sevgili seyirciler, Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı hız kesmeden devam ediyor ve adım adım ilerliyoruz. Bugünkü yerimiz Kırıkan. Kırıkan'ın güzelliklerini Kırıkan'da kömbe dağıtacağız. Bakalım Kırıkan bizim sorularımıza cevap verebilecek mi? Hadi bakalım. Aman bir zamanlar hükmederdim her şeye, her şeye. Aman zalim felekte gene bugün beni sıkıştırdı köşeye zalim. Aman zalim doktorda, hele zalim doktorda kanım şişeye koymana gerek yok gün belli belli. Hele zalim doktorda yine kanım şişeye koymana gerek yok gün belli belli. Gün belli belli. Gün belli belli. Evet sevgili seyirciler, Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı bütün güzelliğe devam ediyor ve Kırıkan'a geldik. Kırıkan'a geldiğimizi duyan Kırıkan Belediye Başkanımız belediye başkanı vekilliğine talimat vermiş. Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi şu anda İstanbul'da. Makamında olmadığı için vekili burada. Vekili bizi davet etti. Bir çayımızı için ondan sonra Kırık Hanım'ımızın güzelliklerini tanıtın diye. Biz vekilimizi kırmayıp geldik yanına. Hemen onu tanıyacağız. Ondan Kırık Hanım hakkında bilgi alacağız. Ve buradan sonra da Kırık Hanım'ın güzelliklerini tanımak için yol alacağız. Evet, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Macit Döner. Belediye başkan vekiliyim. Vekilim, şimdi ben size şöyle bir şey sorayım. Şimdi belediye başkanımız burada yok, İstanbul'da. Belediye başkanımızın... Belediye başkanımız Sayın Ayhan Yavuz İstanbul'da geleneksel Hatay fuarında bulunması dolayısıyla vekaleten ben yürütmekteyim. Evet, şu anda siz varsınız. Evet, evet. Peki ben size Kırıkan hakkında biraz bilgi verin desem bizi bilgilendirir misiniz? Kırıkan'ımız 1939 yılından beri belediye olup 73 mahallemiz mevcuttur. Nüfusumuz 108 bin. Olup Suriyeli vatandaşlarımız da 150 bin insanla yaşıyoruz burada şu anda. Evet. Kırıkan'a yaptığınız faaliyetlerden biraz bahsedin diyeceğim ama. Kırıkan'da şu an 73 mahallemiz var. Evet. En ucra köşelerine kadar hizmetlerimizi götürdük. Götürmeye de devam ediyoruz. Maşallah. Bu arada işte şelalemizi, sosyal tesislerimizi, parke imalatımızı, asfalt şantiyemizi hepsini tamamen hizmete geçirdik ve hizmetlere devam etmekteyiz. Peki biz buralara gezeceğiz ama başkanım, yanımıza bir rehber falan verebilir misiniz? Tabii tabii, yarın size istediğiniz zaman bir eleman verip bütün Kırıkan'ın güzelliklerini size göstersin. Peki o zaman başkanım, biz şöyle yapalım. Biz sizden bir rehber alalım ve bizi Kırıkan'a gezdirsin. Pazar günü 8.30'da Gaziantep Olay'da hepimiz izleyelim. Tamam, olur tabii, niye olmasın, olur. Başkanım ben teşekkür ediyorum hem bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı hem de bize röportaj yaptığınız için. Ben de şahsım ve ilçem adına sizlere teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı Kırıkan'a gezmeye devam ediyor. Hadi bakalım. Müzik.
karşı kenara, kar var duman yok, ah kar var duman yok. Benim sevdiğimde din var, iman yok. Benim sevdiğimde din var, iman yok. Aman, vardım baktım nasıl, yarim evden yok, ah yarim evden yok. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Evet sevgili seyirciler, ve geldik Erdoğanlar Kafe'nin patronu Beşir abi bizi karşıladı ve burada da muhteşem bir ortam hazırlamışlar Abdurrahman abi ve Mehmet abi, sağ olsunlar. Ben Abdurrahman abiden güzel bir çalışma isteyeceğim ama Abdurrahman abiye söylemeden geçemeyeceğim. Abdurrahman abinin ben radyoda da peyderpey şarkılarını sürekli yayınlardım ve tanımış olduğumuz bir sanatçımız. Mehmet abimiz de aynı bu yörelerin sevilen, sayılan bir sanatçısı. İkisini de ben gördüğüm için çok mutluyum. Abdurrahman abiyi tanıyacağım. Hemen ondan da güzel bir çalışma isteyeceğim. Merhaba abi. Merhaba canım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk abi. Memleketimize. Biz de sizleri burada görmekten mutlu olduk. Beşir kardeşimiz sağ olsun mekanını bize açtı bugün. Allah razı olsun Beşir abi. Biz de Olay TV'ye teşekkür ediyoruz abi. Buradaki sanatçı dostlar olarak programımıza bir renk katmak istedik. Allah razı olsun. Sizden de. Bugün dolu dolu bir program olacak sevgili seyirciler. Hem müzik hem de soru cevabımıza devam edeceğiz. Bu arada Hasan abinin kömbelerini de dağıtmaya devam edeceğiz. Bir dakikanızı alayım. Şimdi bu bizim kömbemiz. Bu bizim İslahi'mizin meşhur İslahi kömbesi. Hasan abimizin kömbesi. Ben az önce amcamın ismini lütfedebilir miyiz? Halil amcama dedim ki amcacığım şundan bir dilim yiyebilir misin? Yedi, çok beğendi. Hemen Kırıkhan'da da kömbe yapıyorlarmış. Ondan da getirdi. Biz kömbemizin tadına baktık ama işte damak zevkinden midir? Gene de Hasan abimizin kömbesinden vazgeçemedik. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ve Abdurrahman abi senden... Bizi hazırlıksız yakaladınız bu sefer. Bunu kafile avladın. Evet. Peki abi senden bir çalışma alalım. Şöyle eskiye doğru gidelim biraz.
elleri bağlayam aman 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 aman. Cellatın elinden de vay canım canım canım. Yürek dağlayam uy uy. Yürek bana kurşut derler, hünkâr oğlu yem, bir bey oğlu yem. Mevla'yı seversen vay canım, canım canım, gel öldürme beni beni. Gel öldürme sağlık diyorum. Abdurrahman abimin yüreğine sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi dinleyenlere inşallah biraz keyif veririz diyorum. İnşallah verdiniz abi. Hiç şüphemiz yok. Sevgili seyirciler, soru cevabımıza devam edeceğiz. Ondan sonra hemen tekrardan döneceğiz. Müzik ziyafetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım.
sevgili seyirciler, şu anda kapalı çarşıdayız ve meydanlara indik. Hasan Usta'nın kömbelerinden dağıtmaya başlıyoruz. Ve ilk sorumuz, dayım sana bir soru soracağız. Bir Çekistan'ın meşhur kömbesine vereceğiz ama ikinci seni tanıyalım. Benim ismim Yalçın Köylü. Yalçın amca, sen buralı mısın? Buralıyım. Yalçın amca, sana bir soru soracağım. Eğer bilirsen İsrail Meşhur Kömbesi'ne bir tane vereceğim, olur mu? Sor. Kimsenin yazamayacağı yazı, hangi yazı? Nasıl? Kimsenin yazamayacağı yazı. Kimsenin yazamayacağı, Roma yazısı. Yok, kimsenin yazamayacağı yazı nedir? Hacanım var mı hacanım? Allah kabahatın acısı. Buyur abi. Ben sen Tom'un için benim. İsim ne? Kenan. Kenan, sen isim ne? İbrahim. Sedat'la adım Güneydoğu devam ediyor. İsrail'imizin meşhur kömbesinden dağıtacağız. Hangi dişler en son çıkar? Efendim? Hangi dişler en son çıkar? En son çıkan diş mi? Evet. Kırklık. Değil abi. Ne abi? Kırklık. Abi kırklık diye bir şey var ya. Hangi dişler en son çıkar? En son çıkar. Kırklık dişler. Abi sen uğurlayalım. Programımız devam ediyor sevgili seyirciler. Hacanım var mı hacanım? Ali, Çaycı Ali. Kırık Hanım, Gülü. Bu mahallenin gülü müsün abi? Kapalı evet, çarşının gülü evet. Çaycısı Ali amca. Evet. Ali amca, hangi dişler en son çıkar? Hangi dişler hangi en son çıkar? Evet. Yemir çıkar. Değil amca. Vallahi bilmiyorum. Vallahi sana kömbe vermeyi çok istiyordum ama bilemedin. İzzet Yarıcı. İzzet, sen buralısın. Evet. İzzet, ben sana bir soru soracağım. Bilirsen evet. Sana... Bilirsen İsrail Meşhur Kömbesi'nden sana bir kilo hediye edeceğiz. Evet. Hangi dişler en son çıkar? Ağzı dişi, dahi dişi. 20'lik diş. O da değil. Ne çıkıyor? Ağzı dişi de değil. Dahi dişi de değil. Afiyet olsun. Dedim. Ben Vedat Kuşluoğlu. Vedat abi, buralı mısınız? Kırıkhanlıyım, evet. Doğum abime buradasınız. Vedat abi, biz İsrail'den geliyoruz, Gaziantep Olay TV'den. Size bir soru soracağız. İsrail kömbesi dağıtıyoruz burada. Bilirseniz size bir kilo vereceğiz. Kömbeler bizden, çaylar sizden, evinizde afiyet diyersiniz. Olur mu? Olur. Hangi dişler en son çıkar? Ana dişidir. Değil abi. Bilmiyorum. Takma dişler mi? O kadar abi. Abi bize kömbeyi verelim. Hasan Pamuk abimizden kömbe, kömbeler bizden, çaylar sizden. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Dayıcım, selamünaleyküm, kurban oldum. Seni tanıyalım. Hikmet Kışlıoğlu. Hikmet amca, buralı mısın? Evet. Hikmet amca, sana bir soru soralım. Bilirsen sana bir de kömbe verelim. Afiyet de evde, olur mu? Olur. Kimsenin okuyamadığı yazı hangisidir? Kimsenin okuyamadığı yazı. Okuyamadığı yazı. Çince. Değil amca. Hiç kimse okuyamıyor bu yazıyı. Kimse okuyamıyor. Zaten de belki doktor yazısıdır. Onu da eczacılar okuyor. Ondan sonra kim okur? Okuyamaz yazıyı. Demek ki aslı yok bu yazı. Ama ben sana kamera arkasında söyleyeceğim. Seni uğurluyorum amcacığım. Ama bilemedik. Evet sevgili seyirciler, Erdoğanlar Kafede olan birliklerimiz devam ediyor. Ve Mehmet abim, çok değerli bir Mehmet abim. Kilis bölgesinde, bu bölgelerde bayağı tanınan ve sevilen bir Mehmet abim. Abim, seni ben çok iyi tanıyorum ama bir de dünyaya tanıtalım. Bunu her zaman söylediğim gibi öncelikle Gaziantep Olay TV'ye teşekkür ediyorum. Diğer kanallar gibi Gaziantep'i hiç kimse benzetmesin. Gaziantep'in ona ayrıca bir yeteneği vardır, bir özelliği vardır. Bizim için, yani bütün bizim halkımız için. Gerçekten bu müzisyenler, Kırıkhanlı müzisyenleri gündeme getiren Gaziantep Olay TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah diyorum. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum Mehmet abi. Mehmet abi, senden yakalamışken bir de şarkı isteyelim. Vallahi o zaman gidelim şöyle bir kıta, bir uzun hava, diğer sonra bir potpourri yapacağız. Hadi bakalım abi. Dünle de armağanızı, dostlar armağanızı. Şurada kurbanım sana, şöyle tamam, tutarsan. Eyvallah diyorum. Çepek yok mu çepek? Diyor çepek de alkış olmasın, sana şu gündeme gelmez. Şimdi canımdan çok sevdiğim bağlamada İbo enstrümanda, benim yanım kemanda bir kardeşinize başarılar diliyorum sizlere. (Gülüyor)
Allah razı olsun abi.
Yüreğine sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bizim örf adetlerimize göre demin sormadınız. Bizim bazen oyunlarımız vardır bu Kırıkhan evet. bölgesine yani. Şimdi Halebi deyince Memeşen aklına gelir. Evet. Şimdiki diğer yeğenlerimiz maşallah hemen şu anda aynı eşit sanki Memeşen gibiler kardeşim. Evet. Mesela canım benim yeğenim gerçekten o bizim gururumuzdur. Gerçekten evet. güzel bağlamacı. Halebi'nin Memeşen'in aynısı. Tabii abi yani İbocan'a bıraktınız yeğenizi. Tabii artık yani bizden yavaş sevgili Abdurrahman Karaca Bey'den yani gerçekten koltuklarımız sallanıyor şu anda. abi sizin koltuklarınız abi sizin koltuklarınız sağlam da ama geleceğin yıldızı İbocan Kayacan diyelim. Ben Kayacan kardeşimin müziğini de çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. Eyvallah. Kayacan yüreğine sağlık. Ben seni de tanımak istiyorum. Eyvallah. Ben İbrahim Kaya. Kameraman Ökkeş Kaya'nın oğlu. Bu arada Olay TV ve Güneydoğu'nun adım adım Güneydoğu Sedat kardeşim de memleketimize hoş geldiniz. Dayılarımın güzel konuşmalarından dolayı onların her birinin ellerinden öpüyorum. Biz ne kadar da iyi olsak, ne kadar da şey olsak bizim onlar önderimiz. Biz onları devamlı hayatımız boyunca müziğimizden de sözlerimizden de hep onları örnek aldık ve örnek almaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim yol haritamız. Zaten öyle olur. Zaten öyle olur. Birilerini örnek almak zorundayız ki örnek aldığınız kişiler de bir Abdurrahman Karaca, bir Mehmet Şen, evet. mükemmel insanlar. İkisi de güçlü bir ses. Öpüyorum. O zaman bir Halebi. O zaman ben tam diyecektim. Evet. İbocan, Kayacan, seni Kayacan olarak bilirler. Evet. Bir Halebi çal da bu Kırıkhan'a geldiğimiz belli olsun. Başım gözüm üstüne. Bakalım. Bakalım Mehmet Şen'e yetişmiş mi? Bence geçmiş gibi de yetişmiş mi? Alevi demeden önce biz bir hemen çarşıya uğrayalım. Soru cevaplarımızı devam edip kömbe dağıtalım. Sonradan tekrar buradayız. Hadi bakalım. Sedat'la adım adım Güneydoğu reklamlardan sonra devam edecek. Hadi bakalım. Polatlar Pide Fırını Hasan Pamuk İslahiye'nin meşhur bayram kömbecisi. Kömbe yemek için 11 ay beklemeyin. Yılın 365 günü kömbe imalatımız yapılmaktadır. Kömbeler bizden, çaylar sizden. Bir telefonla istediğiniz adrese sipariş alınır. Kargo ile gönderilir. Ve İslahiye'mizin günlük taze tava ekmeği de bizde. Ayrıca tüm özel günleriniz için lahmacun ve börek yapılır. Polatlar Pide Fırını, Hasan Pamuk, adres Pazar Yeri karşısı. İletişim 0533 734 3395 0544 685 7070 Gaziantep İslahiye. Metin Isı. Güneşin olduğu her yerde biz varız. Şok şok şok. Metin Isı'dan bir yenilik daha. 50 litreden 10 tona kadar krom depo ve güneş enerjisi imalatına başlamış. Ve 690 liradan başlayan fiyatlar Metin Isı'da. Enerjisiz ev kalmasın. Metin Isı. İrtibat telefon 537 271 46 68 538 542 50 27 Metin ve Hikmet Cağ Cağ Akar. Adresimiz Hürriyet Mahallesi Hatay Yolu Üzeri Gaziantep İslahiye. Atmaca Mobilya ve İnşaat Selahattin Atmaca ve İsa Atmaca.
Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası, çocuk odası, mutfak masa takımları, tek kişilik, çift kişilik vazalar. Üstelik istediğiniz model takımlar kendi imalathanemizde hazırlanır. İsteyin, biz hazırlayalım, siz rahatlığın keyfini çıkarın. Evlenecekleri de unutmadık. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı olarak üçlü düğün paketi 5490 lira, çift kişilik başlı yatak 799 lira. Mutluluk için doğru seçim. Atmaca Mobilya. Ayrıca inşaat sektöründe de imzamız var. 2+1 ve 3+1 lüks daireleri biz yapalım, siz yaşayın. Daire satışlarımız başlamıştır. Adresimize bekliyoruz. İletişim 0342 862 24 24 0505 206 36 63 0541 405 çift 091 e-mail atmaca-mobilya@hotmail.com. Dervişpaşa Mahallesi, Hatay Bulvarı, numara 75 Taksim A, İslahiye Gaziantep. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Bu mutfağın rakibi yok. İddialıyız. En iyi yemeği anneler yapar, sonra biz. Tereyağlı, kaşarlı patlıcan, patlıcan kebap, Adana, kuşbaşı, tavuk şiş, pirzola, saçta tavuk ve et sote. Soğuk meze çeşitleri. Soğuk ve sıcak içecekler. Balı aile ortamı. Yazlık teras düğün salonu. Tek kişilikten 6 kişiliğe kadar klimalı odalarımız sizleri bekliyor. Gelenler memnun, gelmeyenlere duyurulur. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Ayrıca seramik ve inşaat malzemeleri satışlarımız da mevcuttur. Rezervasyon ve siparişleriniz için 0532 156 98 94 0342 862 17 27 www.kelebekotel.net. Çamlıca Mahallesi, İstasyon Caddesi, İslahiye Ticaret Odası Binası, İslahiye Gaziantep. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Polatlar Ticaret Siemens Yetkili Bayi Adem Polat. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Bize uğramadan karar vermeyin. Mağazamızda beyaz eşyadan mobilyaya, kanepeden oturma grubuna, kısacası aradığınız tüm ürünlerin hepsi bir arada Polatlar Ticaret'te. Siemens, teknoloji bizim işimiz ve Polatlar Ticaret'te şok kampanya. Fırında ocak 390 TL, 3 programlı bulaşık makinesi 590 TL, çamaşır makinesi 590 TL, 82 ekran Full HD LED TV 690 TL. Buzdolabı 1296 TL. Dahası da var. 6 raflı derin dondurucu, blok kapaklı derin dondurucu, ankas reset, laptop bilgisayar ve tüm telefon çeşitleri Polatlar Ticaret'te. Siemens. Aksanlar farklı olsa da dünya aynı dili konuşuyor. Adresimiz Dervişpaşa Mahallesi, Hatay Yolu Üzeri Pazar Yeri Girişi. Telefon 0342 862 35 37. GSM 0532 592 6205. Gaziantep İslahiye. Saha Kafe Restoran. Canlı müzik eşliğinde eğlenebileceğiniz bir mekan. Ailenizle ve arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz geniş bir ortam. Leziz, soğuk ve sıcak içecekler. Damak tadınıza uygun etli, sulu, nefis yemek çeşitleri. Arkadaşlarınızla dertleşip güzel vakit geçirebileceğiniz sıcak bir ortam. Saha Kafe Restorant. Adresimiz Atatürk Mahallesi, Barazi Caddesi, Doğan Düğün Salonu, Halı Saha Yanı, İslahiye Gaziantep. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0342 863 27 27. Saha Kafe Restoran. Hepimizin ortak noktası. Saha Kafe Restorant.
kaldı demedim mi devam edecek? Hayır efendim. Kimsenin yazamadığı yazı hangisidir? Yazmasını bilmeyen. O da güzel bir şey ama değil abi. Daha. Yazmasını bilmeyen işte. O değil abi. Kimsenin? Yazamadığı yazı. Kimsenin yazamadığı yazı. Çince. O da değil abi, buluyoruz. İsminizi alalım. Rıdvan. Rıdvan, sen Buralı mısın? Buralıyım. Rıdvan, kimsenin yazamadığı yazı hangisidir? Vallahi bilmiyorum. Soruya gelsin. Sana hayırlı işler, bol kazançlar dileriz. İlhan abi, size bir soru soracağım. Bilirseniz İslamiyet'in meşhur kömbesinden getirdik. Size de vereceğiz bir kilo. Afiyetle yiyeceksiniz. Teşekkür ederim. Kimsenin yazamayacağı yazı hangisidir? Kimsenin yazamayacağı. Yazamayacağı yazı. Kader yazı. Vallahi size tebrikliyorum ya. Vallahi tebrik ediyorum. Evet, evet, bildiniz. Hasan abi, Hasan abinin kömbesinden bir kömbe alayım. Buralıyım, Kırkhamir'im. Abi, dikkatli misiniz? Hemen hemen. Söylediklerimi tekrarlayabilir misiniz? Heyecan yok. Yok, benim söylediklerimi tekrarlayabilir misiniz? Sinirim. Şu anda yarışmamız başlayacak. Eğer bilirseniz size bir kömbe verecek. Olur. Buralı mısınız abi? Buralıyım. Evet. Buralı mısınız abi? Buralı mısınız? Hangi okulda okudunuz? Hangi okulda okudunuz? Allah bir değil mi abi? Allah bir. Evet. Değil mi abi? Abi, Hasan Pamuk'tan İslamiyet'in meşhur kömbesi. Kömbeler bize, çaylar sizden. Lan buyurun. İyi günler. Sizi tanıyalım. Deniz Denizoğlu. Deniz abi, burada esnafsınız. Kapalı çarşıda. Aynen, esnafım. Peki abi, biz İsrail'den geliyoruz. Size kömbe vereceğiz ama bir soru sormamız lazım. Onu bilmeniz lazım. Bilelim bakalım. Limon ne zaman sıkılır? Limon ne zaman sıkılır? Güzel bir soru. Evet abi. Vallahi limon ne zaman sıkılır? Ben yemeğe sıkarım. Ne yapalım zor? Abi ben size hayırlı işler bu arkadaşlar diyorum. Limon ne zaman sıkılır? Limon ne zaman sıkılır? Limon her çorbaya sıkılır, her şeye sıkılır. Limon bir işi bitene kadar sıkacaksın limon. Değil abi. Limon ne zaman sıkılır? Sıkıldığı zaman. Abi ben size şeytanı zor olsun diyorum. Limon ne zaman sıkılır? Lahmacun üzerine sıkılır. Afiyet yeriz ama değil abi. Abi biz bir gezelim, siz dişine durun. Dönüşte alacağım cevabını. Limon ne zaman sıkılır? Limon ne zaman sıkılır? Evet. Tek kalınca mı sıkılır? Meşhur İslahiye kömbesinden 1 kilo veriyoruz. Kömbelerimizden çaylar sizden. Afiyet olsun. Limon ne zaman sıkılır? Limon her zaman sıkılır. Evet sevgili seyirciler, şu anda çarşı meydanından geldik. Kömbelerimizi dağıttık ve son olarak İbrahim Kayacan'dan bir halebi alacağız. Ondan sonra da Kırıkan'ı tanıtmaya devam edeceğiz. İbrahim, senden güzel bir halebi alalım. Üstadlarımız da herhalde söyleyecekler. Buyurun. Hamanın mayın tarlasında geçmek zor oldum. Hele duymadın mı da yine benim anam, garip anam, gel gör oğlun vuruldu, Mehmet vuruldu. Ama
Aman zalimler, hele zalimler da yine yollarıma hep pusular kurdu, kurdu pusular. Hele vurma zalim, vurma, vurma, vurma. Ben bu yaradan ölmem, ölmem. Tama yeminler olsun ha gene bir daha ben de hududa gelmem, kaçağa gelmem, gelmem. Mayına gelmem, gelmem. Yallah alevi yallah. Şimdi bu
Halebi yeğenim çaldı ya, bu arada nakarat bu sezonunki mahsul, yine mahsuldür bu yani bu. Tabi tabi bunu yeni çıkarttık bu. Bu halebi bu seneninki yani. Daha yeni, daha sezonda inşallah daha. Patlayacak. Tabii ki tabii. Gelecek sene inşallah full sistem. İnşallah bu Mehmet evet, Akşener'le beraber patlayacak. Tabii ki tabii. Yeğenimle patlayacak bunu. Bunlar benle değil. Biz çıkaracağız, onlar devam ettirecek. Tabii ki tabii ki. Aynen. Devam. Yüreğinize sağlık diyorum ben. Elinize kolunuza sağlık. Mekan sahibi Beşir abime de ben sonsuz teşekkürlerimi söylüyorum. Ve ben müzisyen arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Aslında onlara da mikrofonu uzatmadan olmaz. Çünkü emeğin çoğu o arkadaşlarımızın üzerine. Ben hemen onları da tanımak istiyorum. Sizi tanıyalım. Evet, ben Aki Çıplak. Bizi kırmayıp Antep'ten buralara kadar geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun, var olun. Nacize elimizden gelenin kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Memnun edebildiysek ne mutlu bizlere diyoruz. Teşekkür ediyorum, var olun, sağ olun. Yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Ve İbik dayım. İbik dayımı ben şöyle tanıtayım. İbik dayım bizim yörelerimizin meşhur bir numaralı kemancısı. İbik dayımı tanıyalım. Ben de teşekkür ederim Gaziantep Olay TV'ye. Bu kadar ortamı, bu kadar arkadaşlarımı, dostlarımı kazandığım için çok mutluyum yani. Allah razı olsun İbik dayı. Ama senden sonrasında Tahir abi için özel bir şarkı isteyeceğim abi. Evet. Ve gene bir kardeşimiz var. Onu da tanıyalım. Evet sevgili dostumuz, arkadaşlarımız. Ben Ozan Ali. Ozan Ali Müzik adlı bir grubum var. Evet. Kırıkhan'da icra ediyorum. Değerli ustalarımızı yine örnek alıyoruz kendimize. Evet. Bunların yanında yetiştim. Ustalarım yanında yetiştim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tahir abime teşekkür ediyorum. Ve ben özellikle de bir daima mikrofonu uzatmak istiyorum. Ökeş dayım. Ökeş dayım da buranın bir numaralı kameracısı. Biz İslahiye'de de görüşürüz kendisiyle. Dayım arasına geliyor. Aslında onu demin gündeme getirmedik ama aslına getirmemiz lazımdı. Çünkü daha ben onu ağır top ya sona bıraktım. Evet, arkadaşımız varken kameracılar gerçekten yani sanat bakımında kişisel olarak dört dörtlük çekimden dolayı dört dörtlük yani. Mehmet abi mesela siz hiç boş kalıyor musunuz Abdurrahman abiyle beraber? Kesinlikle ben sizi de takip vallahi, ediyorum. Abi bir insan sanatından çok bak, kişiliği de önemli. Şu anda düğün sahibi bekliyor bak kapıda. Doğrudur. Bu akşam Reyhan'la düğün salonunda çalacağız. Hasan Bey bizi bekliyor şu an. Sanatından çok abi kişiliğinize de önem veriyorlar. Abdurrahman abi doğru mudur abi? Doğrudur. Zaten biz, ilk önce o gelir. Evet. Öncelik zaten o. Biz yeğenlerimize 3 maddelik bir kanun koymuşuz zaten. Evet. Nasıl bir kanunmuş abi bu? Şimdi bunu ben burada açıklayamam. Onlar tamam, biliyorlar kendileri. Tamam abi. Ahlaki konularda sanatınız çok iyi olabilir. Evet. Ama ahlakınız yoksa doğru söylüyor. Hiç abi. Yoksunuz. Ben seni tebrik ediyorum. Hiç yoksunuz. Abi. İlk önce zaten tamam. Evet. Şimdi ben gerekenin bazen böyle arkadaşlar arasında oturdum, yeğenlerim hepsine söylüyorum. 3 tane kanun koymuşum, onlara sahip olun yeter diyorum kendilerine. Evet. Şimdi boş kaldınız mı diye soruyorsunuz, tabii ki oluyor. Son zamanlarda yasaklardan dolayı boş kaldık. Evet. Ve bazen de cenazelerden dolayı boş kalabiliyoruz evet. Yani. Ayın 15'inde Antep'teyim, 15-16. İnşallah gel kahvemizi çayımızı da içelim. Geleceğiz canım, zaten Gaziantep Olay TV yani biz onlar için varım. Biz onlar da bizim için varım. Eyvallah abi. Ben eğer buradan Olay TV'ye sesleniyorum. Bir gece yapalım. Şu bir ay sonra işlerimiz bitiyor onu inşallah. Güzel bir evet, güzel bir mekanda. Sonra. Güzel bir mekanda. Şöyle seyirci de alırız. Evet. Güzel bir program yapalım Tahir Bey. Şimdi evet, abi biz onu yönetmenimizle de görüşmüştük. Evet. Biz onu 1-2 ay içerisinde organize yapacağız. Aynen. Allah'ın izniyle siz de baş aktörler olarak bu iş organizasyonun evet, başında bir tanıtım yapalım. Tamam. Ökeş dayım. Seni biraz yanıma alayım. Kurban oldum. Öyle ezik durunca Ökeş'in, ben de. Ökeş'in bazı güne de bağırı yanık. Yok ama Ökeş dayım sen ezik durunca benim de gönlüm ezik oluyor. Olmaz. Dayıcığım. Bir şeyler de canım benim. Şey. Seni de tanıyalım. İlk önce. Açık. İlk önce Sedat kardeşimize, kameraman Tahir kardeşime, Üzgür Video'ya. Eyvallah. Bu Kırıkhan'ı, bu Kırıkhan müzisyenleri, kameramanlarını tercih ettiğiniz için, tanıttığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ökeş amca. He. Her zaman çok profesyonel program yapıyorsunuz. Gerçekten profesyonel program yapıyorsunuz. Ayrıca Beşir Erdoğan yeğenime size verdiği bu misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayır, biz de teşekkür ediyoruz. Biz kameramanlığı Tahir kardeşim ve Kadir
kardeşime bıraktım. Onların yolu açık olsun. Başarılar dilerim. Allah razı olsun. Tahir abim de zaten kameraman olarak düğünleri herhalde bıraktı. Yolumuza devam edeceğiz. Ve ben Beşir abi sana özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Son olarak söylemek istediğin. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Bize böyle mutlu bir saat program yaşattığınız için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Abdurrahman abime, Mehmet kardeşime, organize eden İbrahim yeğenime çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde biz de biraz gönlümüz açıldı. Allah razı olsun. Bu neşeyi verebildiysek ne mutlu bize. Sevgili seyirciler, Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı Kırıkan'da bütün güzelliğe devam ediyor. Biz şimdi öğrencileri yakalayacağız veya halkı yakalayacağız ve İsrail'in meşhur kömbesini vereceğiz. Yalnız sorduğumuz soruya cevap verebilirler söyleyeceğiz. Yoksa kömbe de yok. Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı bütün güzelliğe devam edecek. Hadi bakalım. Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Sarı mendil mavi denize düşerse başlar. Ne olur ıslanır başlamış bunu. Allah abi sen hak ettin ya. Abi sana bir kömbe hediye ediyoruz. Hasan Pamuk'tan. Kömbeler bizden çaylar sizden. Afiyet olsun. Kirli olan koyudan. Değil abi. Allah Allah. Hangi koyudan su içilmez? 3, 2, 1. Abi kömbeyi buraya bıraktım. Bir tane alıp tadına bakarsınız. İsminizi alabilir miyim? Gülsüm Ören. Gülsüm Hanım ben size bir soru soracağım. Gaziantep Olay TV'den geliyoruz biz. Tamam. Bilirseniz eğer size kömbe vereceğim. Hangi kuyudan su içilmez? Hangi kuyudan? Su içilmez. Ya şimdi yorgunluk da var işten çıktık. Tarın su da içilmez. Abi sen de yorgunsun herhalde görüşürüz. Hatice Hanım seni de tanıyayım ablam. Gel şuraya yaklaş. Fatma Polat. Hangi kuyudan su içilmez? Hangi kuyudan su içilmez? Evet. Nereden? Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Kırmızı olur abi. Yani. Hangi kuyudan? Sen dur, hangi kuyudan su içilmez teyzem? Vallahi. Yolunda ettik seni. Evet, ayrı yarışması yapalım. Ya kelime yarışması yapalım. Yapalım. Ben sana bir kelime söyleyeceğim. 5 tane kelime üreteceksin bana son harfinden. Tamam. Kelimenin son harfinden. Tamam. Anlaştık mı? Yönetmenim bir kelime söyle. Masa, sağ. Sol. Sağdan kelimeler üreteceğim 5 tane. Soldan, sağdan mı? Sağ, evet. Sağdan kelimeler üreteceğim sana. O zaman tutarsa... tutarsa. Çanak. Çanak, antenin kuyruğu. Laktan bir kelime üretsen. Laktan bir kelime aynaya baktık diyebilir miyim? Efendim seni tanıyalım fıstık. Adım Seda Şahin. 3F sınıfına gidiyorum. Evet yalan konuşmak çok kötü bir şeydir. Ve yalan konuşmak çok kötü bir şeydir. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Ve kimse yalan konuşmasın lütfen. Onun için de dünyada hiçbir müvefat yalan konuşmaya değmez. O kadar. Ben alkışlıyorum. Alkışlıyoruz. Ben sana elimde olan bir mandalinam var şu anda. Onu vermek istiyorum. Bir kilo da kömbe vereceğim sana. Bay bay. Adım Dilan, soyadım Naceroğlu. Dilan burada mı oturuyorsun? Aynen, Kırkanlıyım. Dilan ben sana bir soru soracağım. Hatta kelime oyunu oynayalım seninle. Ben sana bir kelime vereceğim. Son kelimesinden bana 5 tane kelime üreteceksin. Olur mu? Masa, sağ. Ya her sağ. Şey olabilir mi? Hayır, sağdan isim olmayacak. Samırsak. Sak. Sak. Keyle mi? Soğan. Sak. Saktan mı? Sakar. Sakar ya. Sakar diyelim. Sakar. Kar. Bir seni uğurluyoruz, seni alalım. Evet, neyi söylüyorum? Ben size kelime vereceğim. Kelimeden kelimeler üreteceksiniz. Tamam. 5 tane. Yönetmenim bu kelimeyi sen söyle. Kuşak olsun. Kuşak, şak. Şak, şak, şak. Örnek bir tane verseniz. Şaka. Ka. Kara. Ra. Ra, ra. Raks diyelim. Değil. Ra. Ra. 5, 4, Ra, üç, örnek yok mu? 2, 1. Yaşamlar. Bir mesaj vermek istiyorum. Buyurun. Bütün Türkiye'ye. Evet. Size teşekkür ediyorum. Ben böyle teşekkür bir fırsatı verdiğiniz için. Bir, ne kadar çok olursa koyun sürüsü,
yeterilmiş ona kasabın birisi. Onun için bu toplumun uyanıklıktan ayıklığa geçmesi lazım. Evet. Türkiye'nin birlik beraberliğini sağlamamız için ruhlarımızın birleşmesi lazım. İnşallah. Bir de annelere babalara şunu söylüyorum. Değerli anneler babalar, lütfen çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyin. İleride başkaları tarafından koyun gibi güdülmesinler. O kadar. Daima alkışlıyoruz. Bu mesajı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Sarı mendil mavi denize düşerse ıslanır ne olur? İslamiyemizin meşhur kömbesinden sana bir kilo veriyoruz. Kömbelerimizden çaylar sizden. Afiyet olsun. Dipsiz kuyudan. Değil abi. Derin kuyudan. Uğurlar olsun abicim. Temiz olmayan kuyudan su içilmez. Değil abi. Hangi kuyudan su içilmez? Su olmayan kuyudan su içilmez. Değil abi, hayırlı işler diliyorum size. Kimsenin yazamadığı yazı nedir abi? Kimsenin yazamadığı yazı. Ne bileyim yani. Abi hayırlı işler diliyorum. En son hangi dişler çıkar? En son... Hangi dişler çıkar abi? Dişler. Efendim? Değil abi. Yüzlük dişi. Yüzlükten var abi ya. Yaşıma daha girdim. Ama aynı dişler de arkadaşlar diliyorum size. Tanıyabilir miyim sizi? Ayşenur. Ayşenur tek tek ama kaçmak yok. Peki Ayşenur sen burada okuyor musun? Evet. Burada değilsin ama okumaya geldin. Yok ben buranıyım. Burada okuyorum. Tamam Ayşegül ben sana bir soru soracağım. Bilirsen kömbe vereceğim. Olur mu? Tamam. Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Sarı deniz mi olur? Değil. Deniz sarı oluyormuş. Peki ben sen bekle. Seni tanıyayım. Kader. Kader. Hangi kuyuda su içilmez? Sen de bekle. Siz yan yana durun düşünün. Seni tanıyayım. Beyza Nur. Beyza Nur. Sana da şöyle bir soru sorayım. Limon ne zaman sıkılır? Bilmiyorum. Çok bir araya gelebilir misiniz? Şimdi sorduğum sorulara cevap yok mu? Yok. Afiyet olsun size diyorum. Gülseren. Gülseren sizin? Behiye. Peki ben size bir soru soracağım. Bilmiyorum. En son hangi dişler çıkar? 20'lik. Değil. Bize göre değil. Bizim için değil, siyaha beyaz demek. Çirkine o hala, zalime pekala, yoksula olmaz demek. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik. Bu adam ben cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Ben size Asapov'u tanıştığımda veriyorum. Afiyet olsun. Evet sevgili seyirciler, Sedat'la adım adım Güneydoğu Purlan bütün güzelle devam ediyor. Kırıkhan'dayız ve Kırıkhan'a gelmişken Beyazıt Bestami Hazretlerine uğramadan, orada bir dua etmeden geçmeyelim dedik. Ve şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz. Evet sevgili seyirciler, şu anda Beyazıt Bestami Hazretleri'nin türbesindeyiz ve türbeye yetkili olan İmam Hocamızla beraber
bir röportaj yapacağız. Ben hemen hocamızı tanıyacağım ve bura hakkında, buranın evaliyeti hakkında, tarihçesi hakkında, Beyaz Bestami Hazretleri nerededir, nereden gelmiştir, nasıl buraya yerleşmiştir, bunların hepsinin cevabını hocamdan alacağız. Hocam selamun aleyküm, ilk önce sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Adım İsmail Bağ, Hatay Kırıkan ilçe müftülüğü personeliyim. Beyaz Bestami Türbeni imamıyım. Beyaz Bestami Hazretleri, Hicretin 161. senesinde miladi 777, İran'ın Horasan eyaletinin Bistam kasabasında doğdu. Şimdi diyoruz ki Kuzey Tahran, Meşhed Karayolu üzerinde Şahrut vilayetine bağlı Bistam kasabası. Dedesinin adı Seruşan, babasının adı İsa, kendisinin adı Tayfur'dur. Üç kardeşler, Adem, Tayfur, Ali. İki de kız kardeşi var. Babası İsa annesini ilk gelin olarak aldığında olabilir ki babasının evinde helal olmayan şüpheli bir şey yemiştir endişesiyle onunla 40 gün evlenmemiştir. Çünkü haram lokmanın vücuttan silinişi 40 gün sürer. Annesi diyor ki ben ona hamile olduğumda ağzıma şüpheli bir şey aldığımda bilmeyerek ağzıma şüpheli bir şey aldığımda karnımda tepinerek bana istifra ettirirdi. Teheccüd namazını kılmaya aile ve soy olarak düşkün bir aileydi. Babası İsa gece teheccüd namazı kılıyordu, uyandı. Baba ben de kılacağım dedi. Oğlum yaşın ufak, daha sonra kılarsın deyince, hayır baba şimdi kılacağım deyince, niçin deyince, Rabbim kıyamet gününde oğlun namaz kılmak istedi de, niçin kıldırtırmadın sorusunu sordurtmak istemiyorum dedi. Öyleyse kalk kıl dedi. 5 yaşındaydı. Hadis alimi diyor ki çocuk adın ne? Adım Tayfur diyor. Tayfur namaz kılmayı biliyor musun? Biliyorum diyor. Bize namazı tarif eder misin? Edeyim hocam diyor. Ben namaza lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye başlarım. Kur'an'ı okurken tertil ile tecvid kurallarına göre okurum. Rüküye giderken tazim ile giderim. Secdeye giderken tevazu ile giderim. Selamımı verirken ibadetimden veda ile ayrılırım diyor. Tayfur senin geleceğini şimdilikten farklı görüyorum. Şimdikten seni evliyalar halkası içerisinde görüyorum. Büyüdüğün zaman etrafında olan insanlara ne mutlu diyor. 313 evliyaya hizmet etti. Onlardan manevi ders aldı, sohbetlerinde bulundu ve şöyle diyor. Sakın ola evliyaya dil uzatma. Allah bir velinin kalbine günde 360 defa nazar eder. Sen de onların kalbinde ve gönlünde ol ki Allah sana da nazar etsin. Hazret diyorlar bir evliyanın gücü nedir? Tefekkür ve zikir halindeki bir evliyanın gücü, bu dağ yerinden kalk git dese o dağ yerinden kalkar gider. İşte himmetür rical, taklaul cibal sözünün mahiyeti de budur. Allah dostların himmeti dağları yerinden oynatır. Bistam şehrinin dışına çıktı. Çıkmak zorunda kaldı. Abbasi halifesinin döneminde Şam ve Halep'te 30 yıl yaşadı. 45 defa hacca gittiği rivayeti vardır. Bazı alimler diyorlar ki, hayır 45 defa gitmedi, bir defa gitti, haçta 45 defa Kur'an-ı Kerim hatmini indirdi diyorlar. Beyaz Bestami Hazretleri bir haç dönüşü veya gece teheccüd namazı kılarken Cenab-ı Hak kalbine ilham etti buraya gelmesini. Buranın adı Darbusak Kalesi. Darbusak, bu kale milattan 200 veya 250 sene önce yine vardı. Buranın Kırıkhan'dan uzaklığı 4 kilometre, aşağı mezarlıktan 500 metre, yerden yüksekliği 60 metre ve 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Bu kale 1268 yılında Memlük Sultanı Baypars tarafından fethedildikten sonra metruk bir hale geldi. Orta Çağ'da Haçlı seferlerinde kullanıldı. Helenistik izlerini taşıyan bu kale Antakya Prensliği zamanında burası Antakya Prensliğine bağlıydı. Beyaz Bestami Hazretleri uzun boylu, ak tenli, seyrek sakallı, ince derili, gözlerin içerisi çukur, iman dolu bir yüreği vardı. Buraya gelmeyle burada binlerce rahibin, Hristiyan'ın Müslüman olmasına vesile oldu. Rabbim şefaatinden mahrum etmesin. 2 sene Cafer-i Sadık Hazretlerinden ders okulduğu söylenir. Kendisi hafızdır. Haram lokmaya çok özenen ve haram lokmayı hiç ağzına almamaya çok özenen, harama çok dikkat eden bir insan. Sünnete ve Kur'an'a dayalı bir hayat yaşayan bir insandır.
Bu hale nasıl geldin sorduklarında, dünyayı topladım, kanaat ipiyle bağladım. Sonra sadakat küpüne koydum, ümitsizlik denizine attım, öylece bu hale geldim diyor. Sofilikte fenafillah derecesindedir. Birinde de diyor ki ne onunla ne bununla ben annemin duasıyla bu hale geldim diyor. Annem çok hastaydı. Benden su istedi. Dışarıdan suyu alıp gelinceye kadar annem uyudu. Elimdeki buz gibi olan suyu 3-4 saat başında bekledim. Annem uyandı. Suyu verdiğimde oğlum beni mi bekliyordun deyince evet anneciğim deyince Allah seni sultanul arifin, evliyaların piri, padişahı yapsın dedi. Ben de amin dedim. Annenin duasının ne kadar önemli olduğunu burada vurgulamak istedim. Bütün evliyaların ve hatta birçok insanın duasında annesinin, yaşamında annesinin duasının var olduğu. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin duası, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin duası, Beyaz Bestami Hazretlerinin annesinin duası hep bunların arkasında olmuştur. Rabbim bizi annelerin duasından eksik etmesin. Buraya hizmet eden Kırıkan Belediyesi hizmet ediyor. Her şeyimizi Kırıkan Belediyesi hizmetindedir. Allah razı olsun, sağ olsun. Vakıflar Bölge Müdürlüğü buraya yaptırdı. Bütün inşaatı her şeysini Kırıkan Hatay Bölge Vakıflar Bölge Müdürlüğü yaptırdı. Fakat hizmetini Kırıkan Belediyesi yapmaktadır. Sağ olsun belediyemizde her şeyimize bakıyor. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Allah onlardan, sizlerden de razı olsun. Sizler de razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Sedat'la adım adım Güneydoğu programı bütün güzelle devam ediyor ve meydana tekrardan ineceğiz. Hadi bakalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala Sedat'la adım adım Güneydoğu reklamlardan sonra devam edecek. Hadi bakalım. Polatlar Pide Fırını, Hasan Pamuk, İslahiye'nin meşhur bayram kömbecisi. Kömbe yemek için 11 ay beklemeyin. Yılın 365 günü kömbe imalatımız yapılmaktadır. Kömbeler bizden, çaylar sizden. Bir telefonla istediğiniz adrese sipariş alınır, kargo ile gönderilir. Ve İslahiye'mizin günlük taze tava ekmeği de bizde. Ayrıca tüm özel günleriniz için lahmacun ve börek yapılır. Polatlar Pide Fırını, Hasan Pamuk, adres Pazar Yeri Karşısı. İletişim 0533 734 3395 0544 685 7070 Gaziantep İslahiye. Metin Isı. Güneşin olduğu her yerde biz varız. Şok şok şok. Metin Isı'dan bir yenilik daha. 50 litreden 10 tona kadar krom depo ve güneş enerjisi imalatına başlamış. Ve 690 liradan başlayan fiyatlar Metin Isı'da. Enerjisiz ev kalmasın. Metin Isı. İrtibat telefon 537 271 46 68 538 542 50 27. Metin ve Hikmet Cağ Cağ Akar. Adresimiz Hürriyet Mahallesi Hatay Yolu Üzeri Gaziantep İslahiye.
Atmaca Mobilya ve İnşaat, Selahattin Atmaca ve İsa Atmaca. Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası, çocuk odası, mutfak masa takımları, tek kişilik, çift kişilik vazalar. Üstelik istediğiniz model takımlar kendi imalathanemizde hazırlanır. İsteyin, biz hazırlayalım, siz rahatlığın keyfini çıkarın. Evlenecekleri de unutmadık. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı olarak üçlü düğün paketi 5490 lira, çift kişilik başlı yatak 799 lira. Mutluluk için doğru seçim. Atmaca Mobilya. Ayrıca inşaat sektöründe de imzamız var. 2+1 ve 3+1 lüks daireleri biz yapalım, siz yaşayın. Daire satışlarımız başlamıştır. Adresimize bekliyoruz. İletişim 0342 862 24 24 0505 206 36 63 0541 405 çift 091 e-mail atmaca-mobilya@hotmail.com. Dervişpaşa Mahallesi, Hatay Bulvarı, numara 75 Taksim A, İslahiye Gaziantep. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Bu mutfağın rakibi yok. İddialıyız. En iyi yemeği anneler yapar, sonra biz. Tereyağlı, kaşarlı patlıcan, patlıcan kebap, Adana, kuşbaşı, tavuk şiş, pirzola, saçta tavuk ve et sote. Soğuk meze çeşitleri. Soğuk ve sıcak içecekler. Klimalı aile ortamı. Yazlık teras düğün salonu. Tek kişilikten 6 kişiliğe kadar klimalı odalarımız sizleri bekliyor. Gelenler memnun, gelmeyenlere duyurulur. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Ayrıca seramik ve inşaat malzemeleri satışlarımız da mevcuttur. Rezervasyon ve siparişleriniz için 0532 156 98 94 0342 862 17 27 www.kelebekotel.net. Çamlıca Mahallesi, İstasyon Caddesi, İslahiye Ticaret Odası Binası, İslahiye Gaziantep. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Polatlar Ticaret Siemens Yetkili Bayi Adem Polat. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Bize uğramadan karar vermeyin. Mağazamızda beyaz eşyadan mobilyaya, kanepeden oturma grubuna, kısacası aradığınız tüm ürünlerin hepsi bir arada Polatlar Ticaret'te. Siemens, teknoloji bizim işimiz ve Polatlar Ticaret'te şok kampanya. Fırında ocak 390 TL, 3 programlı bulaşık makinesi 590 TL, çamaşır makinesi 590 TL, 82 ekran Full HD LED TV 690 TL. Buzdolabı 1296 TL. Dahası da var. 6 raflı derin dondurucu, blok kapaklı derin dondurucu, ankastre set, laptop, bilgisayar ve tüm telefon çeşitleri Polatlar Ticaret'te. Siemens. Aksanlar farklı olsa da dünya aynı dili konuşuyor. Adresimiz Dervişpaşa Mahallesi, Hatay Yolu Üzeri Pazar Yeni Girişi. Telefon 0342 862 35 37. GSM 0532 592 62 05. Gaziantep İslahiye. Saha Kafe Restoran. Canlı müzik eşliğinde eğlenebileceğiniz bir mekan. Ailenizle ve arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz geniş bir ortam. Leziz, soğuk ve sıcak içecekler. Damak tadınıza uygun etli, sulu, nefis yemek çeşitleri. Arkadaşlarınızla dertleşip güzel vakit geçirebileceğiniz sıcak bir ortam. Saha Kafe Restoran. Adresimiz Atatürk Mahallesi, Barazi Caddesi, Doğan Düğün Salonu, Halı Saha Yanı, İslahiye Gaziantep. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0342 863 27 27. Saha Kafe Restoran. Hepimizin ortak noktası. Saha Kafe Restoran. Thank you.
size demedim mi devam edecek? Sevgili seyirciler, şu anda Kırıkan'ın otogarındayız ve otogarın işletmecisiyle beraberiz. Burada kendisini bir tanıyacağız. Buradan da İbişoğlu Kebap Restoranı'na gidip yemeğimizi yiyeceğiz. Ama ilk önce abimizi tanımadan geçmeyelim dedim. İyi günler, sizi tanıyabilir miyiz? Mahmut Cirnoğlu, otogar işletmecisiyim. Mahmut abi, ben size mikrofonu uzatmayayım, vereyim. Siz bize biraz bilgi verin. Kırıkan hakkında, otogar hakkında, hatta İslahiye'ye gidip gelen dolmuşlar hakkında kaç dakikada gidiyor, İslahiye nasıl hizmetler var, buraya nasıl hizmetler var, hepsini siz kendiniz tek tek söyleyin. Biz burayı 1999 yılında, evet, yap işlet devret modeliyle aldık. Burayı işletiyoruz. Buraya İslahiye, Antep, Maraş, Urfa, Kilis, Antakya, İskenderun, Reyhanlı, çevre illere, bir de Türkiye'nin her tarafına otobüsler mevcut buradan. Böyle güzel bir yere geldik. Bizi de davet ettiniz. Bir de çayınızı içtik çok şükür. Allah razı olsun. Biz de size İslahiye'nin meşhur kömbesinden ikram etmek istiyoruz. Çarşıda sorularımızı sorduk. Çoğu kişi bilemedi ama biz size soru sormadan gönlümüzden geçerek İslahiye'nin meşhur kömbesinden bir kilo ikram edeceğiz. Afiyetle yiyin diyorum. Oo, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kömbemiz de meşhurdur. Evinize götürün. Yengem bir çay yapsın. Çaylar sizden, kömbeler bizden. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Ederim. Evet sevgili seyirciler, Sedat'la adım adım Güneydoğu Purulan bütün güzelliğe devam ediyor. İbişoğlu Restoran'a iniyoruz. Bakalım İbişoğlu Restoran bize nasıl bir mazı hazırlamış. Hadi bakalım. Gelen abi. Sevgili seyirciler, ve şu anda Kırıkan'dayız. Gördüğünüz gibi Metin Isı durmak bilmiyor abi. Kırıkan, Antakya, Hatay, Hasa bölgelerine de enerjiyle takviye, niye takviye edeceksiniz? Çünkü Metin Isı'nın yaptığı enerjinin bir sistem vardı abi. Sadece siz yapıyordunuz. Dikiş kaynaklı. Dikiş kaynaklı güneş enerjileri. Dikiş kaynaklı güneş enerjileri. Çünkü bu bölgede olsun, Güneydoğu bölgesinde olsun, sadece ve sadece Metin Isı, Hikmet ve Metin Cağcı Akar abimizden sorulur. Abi, burada ne geziyorsunuz ya? Hatay'a depo yaptık, onları götürüyoruz. Enerji abi takmaya gidiyorsunuz. Evet. Vallahi maşallah abi. Evet. Burada seni gördüğüme de ayrıca mutlu oldum. Hikmet mutlu abi, abi, seni de çok seviyorum ben. Biz de sizi abi. Buyurun bir afiyetle yemeğimizi yiyelim. Sonradan yolunuza devam edersiniz. Oldu abi. Tamam. Sevgili seyirciler, programımız bütün güzelliğiyle devam ediyor. Hadi bakalım. Evet sevgili seyirciler, şu anda İbişoğlu Kebap Salonu'na geldik ve Kebap Salonu'nun patronunu tanıyacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Kaya. Mehmet abi, bu mesleği kaç senedir burada yapıyorsunuz? Yaklaşık 25 seneden yapıyorum. Buradasınız yani? Kırıkan'da olarak yapıyorum yani. Kırıkan'da, burada otogara geldiğinizde İbişoğlu Restoran'a uğramıyorsunuz sevgili seyirciler. Mehmet abi sağ olsun, bizi de davet etti. Sedat'la adım adım Güneydoğu ekibi olarak biz de bugün İbişoğlu Restoran'da yemeğimizi yiyeceğiz. Mehmet abi, bizim ne yemek çeşitlerimiz var buradan? Bize bahseder misin? Biz sulu yemek ve kebap çeşitlerimizi yapıyoruz. Sulu yemekleri taze taze günlük çıkartıyorsunuz. Günlük taze çıkarıyoruz, onları çeviriyoruz. Yani zebzeli, etli, efendime söyleyeyim fırında, fırında yapıyoruz. Kebap çeşitleriniz? Kebap çeşitlerimiz işte Adana'sı var, kuşbaşı var, kuzu şiş var, tavuk şiş var, tavuk ızgara var. Evet. Zebzeli köfte, İzmir köfte, tavuk haşlama, et tavuk haşlama, kuru fasulye, pilav. Sevgili seyirciler, Kırıkan'a geldiğinizde otogara giriyorsunuz. İbişoğlu Restoran'a uğramadan kesinlikle gitmiyorsunuz. Çünkü İbişoğlu Restoran tertemiz, ellerden nezih bir yemek yapacak ortam ve restoran. Ben Ahmet. Ahmet Usta, sana vallahi bir numara diyorlar. İşinde çok başarılı diyorlar. Vallahi sen şimdi bize ne yapıyorsun abi? Biz size şimdi bir salata yapacağız. Arkasından çoban salatasının arkasından güzel bir karışık kebap yapacağız size. Evet. 30 yılı aşkındır bu meslekteyiz. Evet. Yurt dışlarında, turizmde çok kaldık. Evet. Onun için abi ellerinde lezzeti var. Elhamdülillah yıllardır içindeyiz işte. Tabii ki olacak şükür. Maşallah abi, maşallah. Tak tak gidiyor. Evet. Allah razı olsun. Afiyetle yiyeceğiz Ahmet abimizin. İnşallah göreceksin zaten. Thank you.
Evet sevgili seyirciler, Kırıkan turumuza burada son veriyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın diyorum ve Facebook adresimizi hatırlatmak istiyorum. Sedat'la adım adım Güneydoğu yazıyorsunuz ve Facebook'tan bize üye olabiliyorsunuz. Aynı zamanda 0544 445 0500 telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bakalım.